Barış Terkoğlu'nun 16 Nisan 2020 Perşembe günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan İyi Çocuklar Paketi başlıklı yazısı. Demir kapı açıldı. Gardiyan içeri girmekte isteksiz adama hadi dedi. Başına geleceği biliyordu. Ancak direnmeye de imkan yoktu. Kapının kapanmasıyla mahpuslar ranzalarından birer birer çıktılar. Yeni geleni önce kıpırdayamaz hale gelene kadar dövdüler. Ardından battaniyeye sardılar. Koğuşun ortak malı ekmek bıçağı elden ele dolaştı. 70 kişilerdi. İlk adımını attığı yerde kafeslenmiş gibi yatan cesetin üzerinde de 70 bıçak izi vardı. 8 yıl önce eski İstanbul kabadayısından dinledim, yıllar önce işledikleri cinayeti. Genç yaşında bir kez adam vurmanın tadına bakmış, kah içerideyken kah dışarıdayken devamı gelmişti. Yıllardır bir evden öbür eve taşınır gibi gezdiği hapishaneleri dışarıdan daha iyi biliyordu. Keşke yapmasaydınız, mahkeme cezasını verseydi dedim. Düşünmemişlerdi, tartışmamışlardı bile. O dönem ırz düşmanının mahkemesi hapishanede kurulur, infazı koğuşunda yapılırdı. Bunu onu getiren gardiyanlar da biliyordu. Cinayete katılanların aslında seçim şansı da yoktu. 70 darbe cinayete herkesin elinin değmesini sağlıyordu. Böylece bir gören olmuyordu. Sanki suskunluğun anayasası suçtan önce yazılmıştı. Kolektif suça, kolektif sessizliğe örnek olun diye yaşanmış bir an gibi siz genelde suçluyu bir kişi sanırsınız. Oysa eline bıçağı veren, sırtını okşayan, o anı hazırlayan, gerekçe yaratan, ikaz eden, sonra da kenarda izleyen koca bir topluluk vardır paket dedikleri. Ne zaman yargı paketi. Af, düzenleme deseler gözümün önünden film gibi geçer. Oda TV davasında yargılanırken sonradan kendileri sanık olan hakimlerin yüzüne şöyle bağırmıştım. Kafamı kaldırıyorum. 14 yaşında zavallı bir kıza tecavüz edenler konvoyla hapishaneden çıkıp kutlama yapıyorlar. Ben hapishaneden izliyorum. Yazıklar olsun. Gonca Kuriş'in nasıl işkenceyle öldürüldüğünü gördünüz mü? Onu katleden Hizbullahçılar halay çekerek çıktılar. Ben hapishaneden izledim. Yazıklar olsun. 7 tane genci önce telle boğan ardından kurşunlayanlar öldürdükleri adam başına bir buçuk sene yatıp çıktılar. Ben hapishaneden izledim. Yazıklar olsun. Bu durumu açıklamaya çalışıyorum. Aklıma biz sizlerin iyi çocuklarınız değiliz cümlesinden başkası gelmiyor. Paket paket dedikleri genelde budur. Ya biter ya biter. Nadir Nadi 25 Ocak 1974'te bu sayfalarda şunu yazmıştı. Bilindiği üzere bugüne dek gerek CHP gerek MSP bu hususta hemen hemen aynı paralelde görünmüşler. Düşün özgürlüğünü Batı demokrasilerindeki sınırları içinde benimsediklerini söylemişlerdi. Hazırlanacak af yasasını bu bakımdan özenle inceleyeceğiz. Cumhuriyetin 50. yıl dönümünde çıkarılamayan af 46 yıl önce yeni kurulan CHP MSP koalisyonuna kalmıştı. Ama yangından önce kurtarılacaklar farklıydı. Aslında iki parti Nadi'nin söylediği gibi başlangıçta anlaşmış, hatta hükümet programına da af yazılmıştı. Ama 20'ye yakın MSP'li son dakika hamlesiyle meclisteki sağ partilerle el kaldırdı. Sağcı mahpuslar, dolandırıcılar ya da kaçakçılarla dışarı çıkarken solcuların yargılandığı 141-142. maddeler af dışında kaldı. Ecevit'in meşhur ya biter ya biter restini çektiği paket Muammer Aksoy'un çabalarıyla AYM'ye gidince 4'e karşı 11 oyla 141 142. maddeler de pakete girdi. 5000'e yakın solcu mahpus dışarı çıktığı gün Adalet Partisi kötü çocukları bıraktığı için AYM'ye çok kızmıştı. Paketin içi nasıl doluyor? İşin özeti şudur. Tartışma hep aynı şekilde başlar. Çok haksız yargılamalar oldu. Düşünce suçluları hapiste. Cezaevleri çok dolu. Bir şans daha vermek lazım vesaire vesaire toplum henüz adını koyamamıştır. Ancak yargılamaların damla damla kaybolmuş meşruiyeti, adalet yok hissini milletin içine yerleştirmiştir. Yeni cezaevleri yaparak, koğuşlara yeni karyolalar koyarak görüntüyü kurtarmak da yetmeyince paketler hazırlanır. Mutlaka öncelikle çıkması gereken iyi çocuklar vardır. Onlar çıkarken çıkmasa ayıp olacak kader mahkumu dedikleri de pakete atılır. Düzenin kötü çocukları, toplum vicdanının çıkmalarını asla kabul etmeyeceği bazı adli mahpuslar ve iktidarın çıkarmak isteyip de çözüm bulamadığı fazla kire bulaşmış kimi iyi çocuklar ile birlikte içeride kalır. O günkü siyasi güç dengelerine, devlet kurumlarının, AYM gibi kabullerine, toplumsal desteğe, hatta şimdi olduğu gibi olağanüstü durumlara göre paket daralır ya da genişler. Toplumun asıl meseleyi, adaletsizliği yaratan düzen konuşması biraz daha ertelenmiştir. Paket kapsamı denilen kime göre, neye göre diye sorduğumuz çizgi böyle çizilir. Uzağa gitmeye gerek yok. 31 Mart 2011'de 33 madde ve 4 geçici maddeden oluşan birinci yargı paketi çıktı. 26 Ağustos 2011'de 44 maddeden oluşan ikinci yargı paketi çıktı. 2 Temmuz 2012'de 107 madde ve 3 geçici maddeden oluşan üçüncü yargı paketi çıktı. 11 Nisan 2013'te 27 maddeden oluşan dördüncü yargı paketi çıktı. Sorarsanız sorunlar paket paket çözülecekti. Üçüncü paket sırasında hapisteydim. Her paket o gün Silivri'deki davalar üzerinden konuşuluyordu. Ama her paketin ardından kötü çocuk sayılanlar hapiste kalmaya devam etti tablo yargıdaki FETÖ statikosunun değişmesiyle yıkılabildi. Ancak yeni gelenler eski usulleri yeni yöntemlerle sürdürünce adaletsizlik tepeleri yine büyümeye başladı. Mesele af değil. Adaletsizlik. Düşünün, 2010 yılında hapishanelerin kapasitesi 114.831'di ama 120.814 kişi hapisteydi. 2012'ye gelindiğinde yatak sayısı artırılıp Kapasite 146.705'e çıkarken hapishanelerde 136.020 kişi kalıyordu. Bugün ise hapishanelerin kapasitesi 233.000 kişi ancak cezaevlerinde 246.000 kişi kalıyor. Asıl soruna sırtını dönen, patlak lastiği şişirmeye, paketlerle yama yapmaya devam ediyor. Serbest bırakılan 18 yaş altındaki çocukların %70'inin 1 yıl içinde, 18-20 yaş aralığındakilerin 2 yıl içinde cezaevine geri dönüşünün nedenini sorgulamayan sistem böyle de devam edecek gibi. Haliyle biz de paketler için kavga etmeye devam edeceğiz. Yanlış anlamayın, itirazım affa değil. Aksine hapishaneleri dolduran eylemlere hafifletici neden olan düzen affa da gerekçe oluşturuyor. İtirazım kendine iyi çocuk seçen iradeye. Siz içeridekiler affediliyor sanıyorsunuz ya. Aslında ahlak direğini yanlış tepeye dikmiş, namus atını yanlış yöne sürmüş, terör damgasını yanlış yere vurmuş, ürettiğini yanlış şekilde paylaşmış bir düzen adaletsizliğin bahşişini veriyor.